Merhaba arkadaşlar. Bu videomda 9.15 için hazırladığım modlarımın içerisinde hangi özellikler var ve bu modları nasıl kuracağız? Bunları inceleyeceğiz. Evet, XVM'den başlayalım önce. Standart XVM dosyasını kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu nedir? Bir oyuncunun ne kadar maç yaptığını, ne kadar istatistiki değere sahip olduğunu ve genel olarak ne kadar kazanma yüzdesinin olduğunu gösteren bir istatistik dosyası burası. Burada bunu kullanıyorum ben. Renklerini kendime göre renklerini değiştirdim. Bir miktar oynadım orijinal renklerinden. Bu yüzden biraz farklı ve 6 standart rengi kullanıyor. Yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavimsi bir yeşil ve mor olarak. Haritaya bakacak olursak arkadaşlar, oyunda spotlanmış olan tankların en son nerede spotlandıkları bilgisini 564 metre render çizgisini, şu dışarıda gördüğünüz beyaz çizgi 564 metre render çizgisidir. Yani bir tankı görebileceğiniz en maksimum uzaklıktır. Yani şu T55A, şu anda benim nişan aldığım T55A, eğer 565 metrede olsaydı ben onu fiziken göremeyecektim. Ama tankları fiziken göremiyor oluşunuz onlara hasar atamayacağınız anlamına gelmiyor. Hasarı yine atabilirsiniz. Bir içeride bulunan sarı çizgi ise 445 metre maksimum spot çizgisini anlatır arkadaşlar. Bu da spot yapabileceğiniz maksimum mesafeyi gösterir. İçerideki mavi çizgi ise komutanımızın ya da tankımızın görüş mesafesini anlatır. Eğer bir teleskop dürbün kullanıyorsanız bu mavi çizginin değiştiğini göreceksiniz. Daha az bir görüş mesafesinden daha fazla görüş mesafesine çıkacaktır. Dinamiktir. Ne kadar görüş mesafeniz varsa ona göre kendi çizgisini oluşturacaktır. Aynı zamanda etrafta görüyorsunuzdur sürekli mor bir işaret çıkıyor. Ok işaretleri çıkıyor arkadaşlar. Bu da siz o anda o yöne bakmıyorken atış atabileceğiniz, atışınızın olduğu diğer tankları size işaretle gösteriyor. Modumun içerisinde bu opsiyonda yer almakta. Aynı zamanda sol üst köşede attığımız hasarı ve bu hasara karşılık ve aldığımız kile karşılık ne kadar VN8 puanımız var? Bunların hesabını yukarıda otomatik olarak hesaplıyor. Ekranın sağ üst köşesinde ise yine ne kadar hasar attığımız ve ne kadar sektirdiğimizin bilgisi yer alıyor arkadaşlar. Bu da ağır tanklar için sektirme görevlerinde kullanabileceğiniz güzel bir özellik. Aynı zamanda sol alt köşede ise bana gelen hasarların kimden geldiği ve ne kadar hasar attığı bilgisi yazmakta. Aynı zamanda düşman takımları arasında hangi tank o anda spotta, hangi tank o anda spotta değil ve hangi tank maç içerisinde herhangi bir dönemde spotlanmış, bunun bilgisini görebiliyoruz. Bakın şöyle büyüteyim. Evet, yanında sarı lamba yanan kişiler o anda hali hazırda spotta demek. Yanında gri lamba yanan kişiler ise maçın içerisinde spotlanmış ama şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Fakat daha önce spotlanmış anlamına geliyor. Eğer bu lamba hiç çıkmadıysa o kişinin yanında, bu kişi henüz daha spotlanmamış demektir. Dikkatli olmanızı öneririm. Her an her yerden çıkabilirler. Aynı zamanda modun içerisinde şu anda sesini duyduğunuz spotlanma sesi ve Sauron spotlanma göstergesi var. Evet, isterseniz spotlanma göstergesini modun içerisindeki dosyalardan Sixsense.png isimli dosyayı değiştirerek değiştirebilirsiniz. Evet, aynı zamanda modumun içerisinde artiler için özel bir mod daha var arkadaşlar. G modu diye çoğunluk arasında, oyuncular arasında bilinen arti modu benim modumun içerisinde de yüklü. Bakın G tuşuna bastığınızda bu görüntüden, şu anda benim gösterdiğim görüntüden arti ile atışlarınızı yapabilirsiniz. Normal arti görüşünden bir miktar daha farklı bir atış açısı size sunmakta. Bu mod sayesinde böyle tepelerin arkasında duran ya da engellerin arasında duran tanklara daha iyi nişan alabilirsiniz. Fakat isabet konusu hala normal tankın işleyişine göre değişiyor. Bakın ben LTTB'ye bir atış yaptım. Fakat maalesef Eddie'yi vurdum, LTTB'yi vuramadım. Modun içinde aynı zamanda Yasen Kresen'in İngilizce olarak hazırladığı istatistikler var arkadaşlar.
Bu mod sayesinde o günkü gidişatınızı görebilirsiniz ve buna göre oyun tarzınızı daha da fazla geliştirebilirsiniz. Bu mod aynı zamanda hem toplu bir şekilde sizin istatistiklerinizi gösterirken hem de aynı zamanda tank hangi tankla ne kadar oynamışsınız ve ne kadar kazanmışsınız bunları da göstermekte. Evet, gelelim şimdi de bu modları nasıl kurmamız gerektiğimize. Evet, videonun aşağısındaki açıklama linkinde ya da forum sayfasında bulabileceğiniz indirme linkindeki dosyayı indirdikten sonra karşınıza şöyle bir RAR dosyası çıkacak. 9.15 modlar versiyon 1 diye arkadaşlar. Bu RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyası bir köşede duruyor. Daha sonra diğer klasörde oyunumuzun yüklü olduğu klasöre gidiyoruz. Ben de yerel disk C'nin içerisinde, Games klasöründe ve World of Tanks klasörü içerisinde yüklü. Daha önceden indirdiğimiz RAR dosyasının içerisindeki ResMods klasörünü oyundaki ResMods klasörüyle yer değiştiriyoruz. Bu kadar. Buradaki ResMods klasörünü siliyoruz ve RAR'ın içerisindeki ResMods klasörünü buradan sürükleyerek ya da kopyala yapıştır yöntemiyle buraya atıyoruz ve modu yüklemiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra işimiz bitmiyor. Oyunun içerisindeki istatistikleri ve kazanma şanslarını görmeniz için arkadaşlar modxvm.com internet sitesine gidip bot kullanıcı hesabımızla giriş yapmamız gerekiyor. Şu anda bakın ekranda gözükmekte modxvm.com sitesine giriyoruz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Daha sonra sağ üst köşeden sign in butonuna tıklayıp hangi serverdaysanız o serveri seçiyorsunuz ve modxvm sizi önce bir yönlendirme sayfasına gönderiyor. Daha önce hiç giriş yapmadıysanız bu siteye. World of Tanks bilgilerinizi girdikten sonra World of Tanks sizi tekrardan buraya yönlendiriyor ve Activate Services tuşuna bastıktan sonra Update İstatistik tuşuna basarak artık oyunun içerisindeki istatistikçi bilgilere erişebiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki settings kısmından birçok ayarı aktif edip deaktif edebilirsiniz. Mesela oyuncuların istatistiklerini savaşta görmek gibi ya da işte kazanma şansını maçın içerisinde canlı olarak ve maçın sonrasında görmek gibi çeşitli seçenekleriniz mevcut burada. Ya da oyuncuların ratingini VN8 yerine işte VN6 ya da efficiency değerleri olarak seçip buradan ayarlayabilirsiniz. Hatta oyunun içindeki gözüken bayrağınıza kadar buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da seçtikten sonra tekrardan update tuşuna basıyorsunuz ve seçtiğiniz tüm ayarlar işlenmiş oluyor. Evet arkadaşlar, 9.15 modunu bu şekilde kurabilirsiniz. Dilerim modlarımı beğeniyorsunuzdur. Eğer modlarla ilgili herhangi bir problem varsa ya da modlarla ilgili geliştirmeni istediğiniz başka şeyler varsa aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni takipte kalın.